İsrail istifa depremiyle sarsıldı. Hükümet ortağı Benny Gantz, Başbakan Netanyahu'yu hedef alarak görevi bıraktığını açıkladı. Artçı şok, katliamlara imza atan savaş kabinesinin bir başka ismi Gadi Eisenkot'tan geldi. Netanyahu gerçek zaferi engelliyor. Dedi, krizi tetikledi. İstifamı üzülerek duyuruyorum. Onu bakan Eisenkot takip etti. İsrail'in katliam kararlarına imza atan savaş kabinesi çöktü. Netanyahu'nun kararları acı veren duruma yol açtı. Benny Gans süreci böyle değerlendirdi. Ardından noktayı koydu. Görev bu yüzden bırakıyorum ve başbakana seslendi. Seçim tarihi belirle. İnsanlarımızın paramparça olmalarına izin verme. Savunma Bakanına da diyecekleri vardı. Doğruları dile getirsen de eyleme geçmiyorsun. Netanyahu'dan tepki gecikmedi. Bırakmanın zamanı değil dedi. Siyonist partilere kapısının açık olduğunu söyledi. Ulusal Güvenlik Bakanı o daveti ilk cevap veren oldu. Defalarca Gazze'de katliam çağrısı yapan aşırı sağcı bakan Ben Gvir mektup yazdı. Boşalan koltuğu talep etti. İstifa depremiyle sarsılan İsrail çok geçmeden artçıları yaşadı. Kabinenin bir başka üyesi eski Genel Kurmay Başkanı Esen görevi bıraktı. Onun da Netanyahu hedefindeydi. Gerekli kararlar alınmadı dedi. Son olarak Tu General Avi Rosenfeld de üniformasını teslim etti.